Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün tarihi olarak 20 Ağustos 2024 tarihindeyiz. Çok önemli bilgi vereceğim emeklilere ve emekli maaşı alanlara promosyonlarla ilgili. En güncel tutarları sizler için araştırdım. Bu videoyu özellikle bu tarihte çekmemin sebebi biliyorsunuz ki emekli maaşlarına zam geldi. Ve en son bankalarla ilgili en güncel promosyonlar neler bu bilgileri vermek istiyorum. Ama sizlerden ricam videomun etkileşim alması açısından paylaşmanızı ve beğenmenizi rica ediyorum ki daha fazla kişiye ulaşalım. Daha etkin olalım. Özellikle gençlerden rica ediyorum. Büyüklerine, etrafındaki nenelerine, dedelerine, işte emekli olmuş kişilere de dijitale ulaşamayan veya bu konuda aktif olmayan kişilere de bu bilgilerin paylaşılmasını rica ediyorum ki herkes bu konuda bilgi sahibi olsun. Şimdi arkadaşlar promosyon biliyorsunuz ki emekli maaşlarında çok önemli bir hale geldi. Nedeni ise emeklilerin zaten zor kıt kanaat geçinmeleri ve bu emekli promosyonlarında bankaların bunu yani zayıf noktası demek istemiyorum da hani emeklilerin durumunu bilmelerinden kaynaklanan promosyonları oluyor, tanıtımları oluyor. Şimdi yine çok önemli bir banka. Önemli bir kampanya başlattı. Devlet Bankası, Vakıf Bank. Bu konuyu da araştırdım. Ayrıntılı bilgiyi vereceğim arkadaşlar. Özellikle iyice videomu dinlemenizi rica ediyorum. Yalnız şu şekilde söyleyeyim. Bankayı taşımak, emekli maaşını taşımak kolay değildir arkadaşlar. Alışık olduğunuz bankayla ilk önce görüşmenizi tavsiye ederim. En güncel promosyon neyse eğer alışıksanız aynı bankada devam etmenizi sizlere öneriyorum. Çünkü yaşlılar bu konuda daha çok mağdur oluyor. Alışık değiller. Uyum sağlamakta zorluk çekiyorlar. Ve ben açıkçası bazı insanlar da promosyonları işte 1000 lira artış geliyor hemen o tarafa taşıyayım. Ben bunu doğru bulmuyorum kesinlikle. Bu yorgunluğa değmez, o strese değmez arkadaşlar. Çünkü siz maaşınızı taşıdığınızda hem otomatik ödemelerinizi de aktarıyorsunuz. Çünkü bazı bankalar özellikle otomatik ödeme talimatı istiyor. Kredi kartı vermek istiyor ki veriyorlar mecburen, mecburiyet olarak veriyorlar. Bu şekilde çalışma prensipleri ve koşulları var bankaların. Onun için promosyonla ilgili banka değişikliği yapacağınız zaman 3 kere düşünmenizi tavsiye ederim. Kimler banka promosyonu alabilir? Emekli olmuş olan, ister SGK'dan olsun, ister Bağkur'dan olsun, ister emekli sandığından olsun, emekli maaşı alan herkes, İsterse eskiden emekli olsun, isterse şimdi yeni emekli olsun, banka promosyonu alabilir. Bir kereye mahsus olmaz arkadaşlar. 3 yılda bir bu sözleşmeler yenileniyor. 3 yılda bir de alabilirsiniz. Bir artış olduğunda eski taahhütnamenizi, eski sözleşmenizi feshedip yeni sözleşmeye yapıp yeniden devam edebilirsiniz. Aynı banka da olabilir, bir başka bankaya da geçebilirsiniz. Yani burada 3 yıl boyunca taahhüt ediyorsunuz. Ben senin bankandan emekli maaşımı alacağım. Çünkü siz onu devlete bildiriyorsunuz. Devlet sizin emekli maaşınızı o bankaya gönderiyor. Yapılan işlem bu. Banka da bunun karşılığında diyor ki ben sana benden aldığın için emekli maaşını ki Türkiye nüfusunu düşündüğünüzde ve 15 milyon emekli olduğunda bu bankalar için önemli bir tutar arkadaşlar. Yani sadece bir emekli maaşı olarak düşünmeyin. Toplamda 15 milyonun üzerinde emekli var Türkiye'de ve her birinin tercih ettiği banka var. Onun için bankaların bu esnada sundukları kredi kartları olsun, işte almış olduğu elektrik su ödeme talimatları olsun, bunlarla ilgili önemli bir gelir kapısı oluşmakta. Aktif olarak bankacılık hareketleri hareketlenmekte. Bu yüzden bankalar eskiden daha yoğun bir banka promosyonu yarışı içindeydi. Ta ki Cumhurbaşkanımız bu konuya el attı. Çünkü öyle bir dönem gelmişti ki bir bakıyorduk o banka bu banka bütün emekliler o bankadan o bankaya koşuyor. 1000 lira 2000 lira fazla promosyon açıkladıysa o da ne yapacak? Emekli zaten zor geçiniyor. Kıt kanaat bir açığını kapatıyor. Yani eskiden bir beyaz eşya alırdı diyeceğim. Artık alamaz ama en azından bir tane giderini karşılayabiliyor öyle söyleyeyim. Yani artı para demek. Şimdi emekli maaşlarına biliyorsunuz ki %25 zam yapıldı ve en düşük emekli maaşı da 12.500 liraya tamamlandı. Bu videoyu çekmemin sebebi tarih olarak da çok doğru olduğunu düşünüyorum.
Ağustos, 20 Ağustos 2024 en güncel promosyonların bilgisini aktaracağım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu konuyla ilgili de paylaşmanızı rica ederim. Şimdi en fazla promosyonu veren bankalar, örnek veriyorum. Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası. Bunlar özel bankalar arkadaşlar. Mesela Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Devlet Bankası. 3 tane devlet bankası var ve bu 3 devlet bankası her zaman özel sektör bankalarının biraz daha altında promosyon vermekte. Bilginiz olsun. İsterseniz kalın, isterseniz gidin, onlar için önemli değil. Ama çoğu yaşlı ve çoğu insan da devlet bankaları ile çalışmakta. Hem kredi kartları var, hem borçları var. Kredi kullandıysanız ve o bankaya borcunuz varsa da taşıyamayabiliyorsunuz arkadaşlar, bilginiz olsun. Hani bazen onun çok tartışması oldu, işte kanunen doğru değil vesaire, ama yapacak bir şey yok. Bankalar, eğer ki sizlerin o bankaya borcunuz varsa, kredi çektiyseniz, kredi kartı borcunuz varsa sizin gitmenize izin vermiyorlar. Öyle söyleyeyim. Sözleşmenizi feshetmiyorlar başka bankaya. Ama sizler, dediğim gibi örnek veriyorum, Garanti Bankası yılbaşında 7500 lira veriyordu. Şimdi 10.000 lira veriyor. Siz aynı bankada güncelleyebilirsiniz. Örnek veriyorum, Akbank 5.000 lira veriyordu. Şimdi diyelim ki 10.000 lira veriyor. İlla başka bir bankaya gitmek zorunda değilsiniz. Aynı bankada güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni emekli olan arkadaşlar var. Onlara ayrıntılı anlatıyorum. Lütfen anlayışlı olalım arkadaşlar. Şimdi burada bu dediğim gibi emekli maaşını bu bankada alacağım dediği zaman bunun süresi 3 yıl. Bir kereye mahsus oluyor. Sonra tekrar yenileyebilirsiniz. İsterseniz 3 yıl bekleyin. Şimdi en çok aldığım soru, illa 3 yıl beklemek zorunda mıyız? Hayır, değilsiniz. Örnek veriyorum, siz emekli maaşınızı alırken anlaşma yaptınız. O zaman promosyon 6.000 liraydı. Şu an 10.000 lira. Siz bunu gidip güncelleyebilirsiniz. Başka bir bankaya da taşıyabilirsiniz. İlla sürenin bitmesini beklemek zorunda değilsiniz. Yani 3 yıl dolmak zorunda değil. Onu diyorsunuz ki ben yeniden güncelleme yapacağım, sözleşmemi güncelleme yapacağım diyorsunuz bankaya gidip. İsterseniz yoğunsanız, dijitali de çok iyi biliyorsanız e-devlet üzerinden de taşımak mümkün. Ama ben bu tarz şeyleri arkadaşlar bizzat bankaya gidip yapmanızı öneririm. Çünkü bu süreçte işte otomatik ödeme talimatı talep ediliyor, kredi kartı veriliyor, bankamatik kartı veriliyor. Bununla ilgili güncel bilgiler, güncellemeler de oluyor. Onun için e-devlettense bankaya gitmenizi tavsiye ederim. Ama eğer ki memnunsanız 1000 lira için, 2000 lira için de bu koşuşturmaya değmez arkadaşlar. Özellikle yaşlı kişilerin yorulmaması için ben uygun bulmuyorum. Gerek yok. Mesela 1000 lira artış varsa hiç taşımanıza gerek yok. Ama siz yeni emekli olmuşsunuzdur, 20 bin liranın üzerinde maaş alıyorsunuz, emekli maaşı. Evet, sizler için çok önemli promosyonlar devrede arkadaşlar. Şimdi gelelim, hangi bankalar hangi promosyonları veriyor. Akbank Ağustos ayı sonuna kadar geçerli olmak üzere 10 bin liraya kadar maaş alanlar, biliyorsunuz ki dul ve yetimler oluyor. Bunlara 6.550 lira promosyon veriyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın kararıyla 10.000 liradan 12.500 liraya yükseltildi en düşük emekli aylığı, normal olanı. Bunlar da 10.000 liradan 15.000 liraya kadar olanlar 10.000 TL'ye promosyon alıyor. 15.000'den 20.000'e kadar olanlar 12.500 TL, 20.000 üzerinde olanlar 15.000 TL. Bu Akbank promosyonunda arkadaşlar. Dediğim gibi bu promosyonların yanında devlet dedi ki birbirinizle bu şekilde çok fark yaparak rekabet edemezsiniz diye bir kısıtlama getirdi. Bu yüzden bankalar neyi kullanıyor? Diyorlar ki ben sizlere ekstra çip para vereceğim. Örnek veriyorum, Akbank çip para veriyor. Garanti Bankası bonus veriyor. Yapı Kredi, işte şu kadar fatura getirirsen, şu kadar talimat verirsen 1500 lira. İşte şu kadar harcama yaparsan 1000 lira. Bunları örnek olarak veriyorum arkadaşlar. Mesela Akbank 20.000 TL'ye maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon veriyor. Artı 2.500 TL de ilk defa gelenlere çip para veriyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde bilgiler mevcut.
Şimdi ilk önce Akbank'ı açıkladım. Dediğim gibi genelde en fazla en düşük emekli maaşı alınan bir ülkede yaşıyoruz. Yani 15 milyondan hemen hemen 5 milyonu 10 bin ve üzerinde alıyor. Öyle söyleyeyim. Yani 12.500 lira alıyor arkadaşlar. Genelde bunun da ortalaması 10 bin lira. Yani emekli promosyonu şu anda 12.500 TL emekli maaşı alanlara 10 bin lira. 20.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara promosyonda banka promosyonları 15.000 TL. Ama çoğu kişi dediğim gibi alışık olduğu bankalar olduğu için 3-5'e bakmıyor. Aynı bankada da devam edebiliyor arkadaşlar. Tabii EYT dolayısıyla da harıl harıl her ay emekli olan kişiler var. Bu güncel videomu da onlar için çektim. Dediğim gibi hem paylaşmanızı hem de beğeni yapmanızı rica ediyorum sizden. Şimdi yine bir devlet bankası Halkbank, onunla ilgili banka promosyonları 10.000 altına 5.000 TL veriyor arkadaşlar. 10.000 TL ile 15.000 TL emekli maaş alıyorsanız 8.000 TL veriyor. Halk Bankası promosyon olarak 8.000 TL veriyor. Eğer ki sizin emekli maaşınız 15.000 TL ile 20.000 TL arasındaysa 10 bin lira, 20 bin üzerinde ise 12.000 TL Halkbank'ın promosyonu. Yine Ziraat Bankası da aynı şekilde 10.000 TL'ye kadar 5.000 TL, 10.000 ile 15.000 arası 8.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasında 10.000 TL, 20.000 TL üzerinde 12.000 TL promosyon veriyor. Burada gördüğümüz şu, devlet bankaları dışarıdakine göre daha az vermekte. 1.000 lira 2.000 lira fark var. Şimdi en önemli kısım Vakıfbank. Bu özellikle bu videoyu onun için çektim. Vakıfbank emeklilerle ilgili çok önemli bir promosyon kampanyası başlattı arkadaşlar. Şimdi ben de açıkçası oturdum, inceledim nedir bu diye. 1 Temmuz ile Vakıfbank'ın başlatmış olduğu kampanya 1 Temmuz ile 30 Eylül arasını kapsamakta. Yani sizler bu tarihler arasında müracaat ettiğinizde bu kampanyadan hak kazanıyorsunuz. Ha, 30 Eylül'den sonra aynı şartlarla uzatılır, azaltılır. Onu artık süreç belirleyecek arkadaşlar. Bankanın verdiği bilgiye göre değişebilir. Ha, bu 30 Eylül'de bittikten sonra devam etmeyebilir. Bilginiz olsun. Vakıfbank sadece Temmuz, Ağustos içinde yapıyor. Ağustos ve Eylül. 3 ay boyunca Temmuz, Ağustos, Eylül için yapıyor olabilir. Şimdi buradaki şartlar 10.000 TL'ye kadar olan yine Vakıfbank'ta 5.000 TL alıyor. Bunlar kimler oluyor? Dul yetimler, işte eşi vefat etmiş, babası vefat etmiş. Hisse oranına göre 10.000 TL'nin altında alıyor biliyorsunuz ki onlar. Daha az maaş alanlar bunlar 5.000 TL Vakıfbank'ta. 10.000 TL ile 15.000 TL arasında olanlar 8.000 TL. 15.000 TL ile 20.000 TL arasında olanlar 10.000 TL. 20.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara da 12.000 TL Vakıfbank promosyon vermekte. Diyeceksiniz ki Vakıfbank bunun neresinde promosyon yapıyor? Şöyle ki Vakıfbank burada iki tane kart veriyor arkadaşlar. Bir tanesi kredi kartı, harcama kartınız. Örnek veriyorum, BİM'den, Şok'tan alışveriş yaptınız, kart geçiyorsunuz kredi kartıyla. Taksitlendirmeleriniz yaptığınız kart. Bir de banka kartı, maaşınızı çektiğiniz kart. Bu banka kartı demek sizin bankada örnek veriyorum 500 liranız varsa da onu çekebilme imkanı veriyor. O şekilde her iki kartı aldıktan sonra her ay için 500 TL harcama yapmak koşuluyla örnek veriyorum Vakıfbank kredi kartını aldınız ve her ay 500 TL harcama yaptınız. Bu da bir yılda 6.000 TL yapıyor. 500 liradan 10 ay 5.000 TL yapar. 12 ay 6.000 TL. 6.000 TL kredi kartı daha fazla da harcayabilirsiniz. Yani en düşük şekilde harcama tutarı 500 TL. Banka diyor ki 500 TL harca, 500 TL sana nakit ödeme yapacağım. Bu şekilde taahhüdü var. Her iki kartı da kullanırsanız, mesela 500 TL kredi kartı kullandınız, 500 TL de banka kartınızla alışveriş yaptınız. İlla kredi kartını geçirmek zorunda değilsiniz. Örnek veriyorum, BİM'deki alışverişten kredi kartını değil de bankamatik kartını da kullanabilirsiniz. 500 TL. Her ay için 1.000 TL harcama koşuluyla 12 ay boyunca 12.000 TL veriyor. Burada cazip olan kısmı bu arkadaşlar. Yani Vakıfbank promosyona ek olarak kredi kartını
Her iki kartını da 500-500 kullanmak şartıyla 12 ay boyunca 12.000 TL nakit ödeme imkanı veriyor. Bu şekilde bir kampanya başlattı. Diyor ki, örnek veriyorum, siz Ağustos'ta harcama yaptınız 1.000 TL. Size Ağustos'la ilgili 1.000 TL'nizi ödüyor. Kredi kartınıza bakıyor. Eylül'de harcama yaptınız 1.000 TL. Her iki karttan da 500-500. Sizin Eylül ayına ait 1.000 TL'nizi ödüyor. Bu şekilde 12 ay boyunca harcamalarınıza bakıyor, ödemesini yapıyor. Harcamalarınıza bakıyor, ödemesini yapıyor. Yine bu bilgileri Vakıf Bank'ın internet sitesinde de bulabilirsiniz. Burada da söylediğine göre şu şekilde arkadaşlar. Eğer ki alışveriş toplamı 500 TL'den az ise, örnek veriyorum, siz 500 TL değil de 300 lira alışveriş yaptınız. Size 300 lira ödeme yapılacak, bilginiz olsun. Ve bunlar nakit ödenecek. Yani bir nevi siz 12.000 TL alışverişi bedavaya getirmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu da diğer bankalardan çok daha üstün bir promosyon anlamına gelmektedir. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Eğer ki memnun değilsiniz, imkanınız varsa hem devlet bankası hem de dediğim gibi burada 12.000 TL az bir maaş değil. Neredeyse bir emekli maaşı tutarında. Ama daha önceden de bankayla bilgileri konuşun, çalışmadığınız bir bankaysa zor çalışabilirsiniz. Dediğim gibi yaşlılar bu süreçte zorlanabilir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yani emekli promosyonlarında en yüksek promosyonu, en yüksek parayı şu an veren banka Vakıf Bank. Daha önceden özel bankalardı, birbirleriyle yarışıyorlardı. Bunlar Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, ING Bankası, TEP vesaire unutmuş olabilirim arkadaşlar. Bu bankalar yarışıyordu birbiriyle. Devlet dedi ki, siz emeklileri oradan oraya, oradan oraya bir sürü iptaller başlayınca, bankalarda ne olup bittiğini başlayınca, böyle bir rekabet başlayınca devlet bunu el attı. Dedi ki bankalara, herkes ortalamada aynı tutacak ama örnek veriyorum, çip para ek promosyonlarla sizler dedi ek olarak verin yani. Ne oldu? Şimdi bankalar aynı limitleri açıklamalarına rağmen en düşük emekli maaşı 12.500 TL ortalama, hangi özel bankaya giderse gitsin bir emeklinin alacağı promosyon 10.000 TL. Devlet diyor ki, istersen Yapı Kredi'ye git, ister İş Bankası'na git, İstersen Akbank'a git, ister oraya git. Ortalama alacağın para 10.000 TL. Ama sana çip para verir, bonus verir. O bankanın kendi uygulaması ve anlaşması. Bu gibi ek şartlardan yararlandırıyorlar arkadaşlar. Burada Vakıf Bank'ın da uyguladığı bu. Güzel bir yerden yakalamış. Bence iyi. Neden? 12.000 TL. Dediğim gibi 6.000 TL. Kredi kartınızla harcama yapacaksınız bir yıl içinde. Bu da aylık 500 liraya tekabül ediyor. Örnek veriyorum, gittiniz bir alışveriş yaptınız, kredi kartınızı geçeceksiniz. Bir alışveriş yaptınız, bankamatik kartınızı kullanacaksınız. Bu şekilde burada amaç emeklileri, dediğim gibi, hem Vakıf Bank'la çalışınca ve milyonlarca emeklinin çalıştığını düşündüğünüz zaman arkadaşlar, bu tutar önemli hale geliyor. Böyle güzel bir promosyonu var Vakıf Bank'ın, ki Vakıf Bank devlet bankasının olmasına rağmen dediğim gibi bu kampanyası güzel, öneriyorum yani. Eğer ki imkanınız varsa çalışmanızı tavsiye ederim. Bana mantıklı geldi. Promosyon tutarları şöyle düşük. 10.000 liraya kadar 5.000 lira veriyor. 10.000 liradan 15.000 liraya kadar 8.000 lira promosyon veriyor Vakıf Bank. 15.000'den 20.000'e kadar 10.000 lira veriyor. 20.000 üzerine de 12.000 lira veriyor. Bu Halk Bankası için de geçerli. Bu Ziraat Bankası için de geçerli. Ama ekstradan yıl içinde harcamalarınıza istinaden her ay diyor ki 1.000 lira harca, 1.000 liranı vereyim. Her ay 1.000 liranı harca, 1.000 lira vereyim. Eylül ayında her iki karttan 500-500 harcama yap, gel 1.000 liranı al diyor banka. Bu da iyi bir promosyon olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. En güncel promosyonları paylaştım. Eğer ki bunlarla ilgili bir gelişme olursa yine video çekmeyi düşünüyorum. Yalnız insanların kafasını da çok karıştırmak istemiyorum. Dediğim gibi promosyonlarla ilgili yılda bir iki tane yapıyorum. O da önemli bir gelişme görürsem arkadaşlar, kendim de aynı şekilde. Yani böyle 1.000 lira için, 2.000 lira için bankayı taşıdığınızda
işte şu kartı iptal et, orada o sıkıntıları çektiğinize değmez. İyi düşünün. Kiminle çalışmak istiyorsanız aynı yerde yine yüksek promosyonla güncelleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, önemli bir bilgi veriyorum. İlla bir başka bankaya gitmek zorunda değilsiniz. Aynı bankada artış varsa güncelleme yapabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi Vakıfbank'ın kampanyası 30 Eylül'de bitecek. Belki de şimdi 12.500 lira emeklilere zam geldi. Eylül ayında kampanyalarda farklı olabilir. Değiştirebilirler, değiştirmeyebilirler. Tamamıyla onların kararı. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Yani Vakıfbank şu an bir kampanyayı oluşturdu ve geldi. Dediğim gibi Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, ING Bankası, Yapı Kredi Bankası, TEB, bunlar Finansbank, bunlar ortalama olarak 5.000 liraya kadar, 6.000, 10.000 liraya kadar 6.000 lira veriyorlar. 10.000 ile 15.000 arasındaki emekli maaşına 10.000 lira veriyorlar. 15.000 ile 20.000 arasına 12.500 lira veriyorlar. 20.000 üzerine de 15.000 TL promosyon, emekli maaş promosyonu veriyorlar. Bir kereye mahsus olmak üzere arkadaşlar. Bir bilginiz olsun. Bu özel sektöründü. Kamu bankaları da emekli promosyonları şu şekilde. Şu andaki tarih 20 Ağustos 2024, en güncel promosyonlar şu şekilde: devlet bankalarından Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası 10.000 liraya kadar olan emeklilere 5.000 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL'ye kadar olanlara 8.000 TL emekli promosyonu, 15.000 TL ile 20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL emekli promosyonu, 20.000 TL'yi geçenlere de 12.000 TL emekli promosyonu vermekte devlet bankaları. Bunlar hangileri? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası. Ama Vakıfbank burada diğer iki devlet bankasından ayrıldı. Dedi ki, sizler benim kredi kartımı ve banka kartımı, iki kartımı da kullanın. Her iki karttan da her ay 1.000 lira alışveriş yapın. Ben size 1.000 TL nakit ödeyeceğim. Gelin alın paranızı, harcamanızı yapın, 1.000 TL. Yani her ay yapacağınız harcama, 1.000 TL'lik harcama bedavaya gelmiş olacak. Bu kampanya 1 Temmuz ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında Vakıf Bankası'ndan geçerli arkadaşlar. Bu bahsettiğim şart. Yani bu da güzel bir tutar. Yani dediğim gibi 1.000 lira en azından biraz sizlere katkı olur diye düşünüyorum. Bu şekilde dediğim gibi 3 yıl şartı çok gelen bir soruydu. Bir de en çok benim kredi kartı borcum var. Ben kredi çektim. İhtiyaç kredisi çekmiştir. Konut kredisi çekmiştir. Arkadaşlar, borcunuz varsa taşıyamazsınız. Kanunen o bu deniyor ama borç varken taşımasına izin verilmiyor, açık söyleyeyim. Borcu da kapatmanız gerekir. Bilginiz olsun. Eski ve yeni emekli fark etmiyor. Bütün emekliler, SGK, emekli sandığı, Bağkur, bütün emekliler promosyondan yararlanabilir. Promosyon, ben emekli maaşımı senin bankandan alacağım sözleşmesini yapıyor. 3 yıl geçerli. 3 yıl bitince yenileyebilir yeni şartlarda. Başka bankaya gidebilir. Aynı bankadan aynı güncel şartlarla yenileyebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Güzel bir bilgi verdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam, ben mali müşavirim. Burası bir bilgi kanalı. Bilgi güçtür arkadaşlar. Güçlenmek isteyenler lütfen kanalıma abone olsun ve paylaşsın. Burada SGK, emeklilik, danışmanlık vesaire, tabii ki danışmanlık mali müşavirin ücreti karşılığında ve birçok bilgi verilmekte. Hem abone olmanızı hem de takip etmenizi öneriyorum. Hem de bilgi kanalını paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Etkileşim açısından sizin çok basit gördüğünüz bir olay bir başka kişinin çok işine yarayabilir. Bir başka kişinin gerçekten yüreğine dokunabilir arkadaşlar. Ben bu kanalı açmadan önce şu anda 23 bin aboneyim. 23 bin kişiden önceki amacım EYT ile ilgili, emeklilikle ilgili videolar çekiyordum ama burada gelen yoğun talep üzerine işte bununla ilgili de bilgi versenize,
Oradaki yorumları hep okuyorum tek tek. Kanalım büyüdükçe kendimi sorumlu hissettim. Ve aynı enerjiyle devam ediyorum. Benim için beğenileriniz çok önemli. Yazdıklarınız çok önemli. Güzel insanlar güzel şeyler yazar arkadaşlar. Hayata olumsuz bakmayın. Promosyonlarla ilgili bilgi verdim ama kadınlarımıza da ricam, hem SGK'ları, emeklilikleriyle ilgili yine bunları ödemeleri. Çünkü çoğu kadın EYT'den girişi var. Primleri çok eksik. On binlerce mağdur kadın var. Sizlerden rica ediyorum, emekliliğiniz için, ileride yaşlılığınız için primlerinizi tamamlayın ve emekli olmaya bakın. Emeklilik de güçtür arkadaşlar. Bilgi güçtür, emeklilik de güçtür. En azından dersiniz şu ay geliyor, bu kadar maaş devletten alacağım. Size yani eşinizden oradan buradan gelir gelmez ama emekli maaşınız mutlaka gelir. Onun için buna önem verin arkadaşlar. Her şeyden önemlidir emeklilik. Bilginiz olsun. Videomu paylaşmanızı rica ediyorum. Dediğim gibi sizin de güzel bilgileriniz varsa videomun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen olumsuz yorum yapmayın. Buradan bilgi edinen o kadar çok insan var ki, o kadar feyiz alan, örnek alan, illa beni dinleyen demiyorum. 2-3 kişiyi daha dinlemiştir. Son kararını beni dinledikten sonra vermiştir. Ya da beni dinlemiştir. Biraz da başka kişileri dinlemiştir. Ondan sonra karar vermiştir. Çünkü herkesin bir aklı var. Dediğim gibi benim kanalımda çok önemli bilgiler veriyorum. Güzel, motive edici yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.